Değerli katılımcılar, herkese günaydın. Ben de T hücreli lenfomalarla ilgili olarak süre daraldı biliyorum. Çok heterojen bir grup. 20 dakika. Heterojen bir grup nadir rastlanıyor. Hodgkin dışı lenfomaların %6-8'ini oluşturuyor. Periferik T hücreli NOS olarak daha çok anjiyomiloblastik T hücreli lenfoma ve anaplastik büyük hücreli lenfomalar en sık görülenleri. Enteropati ile ilişkili T hücreliler, hepatosplenik gamma delta hücreliler ve yetişkin T hücreli lösemi lenfoma grupları da en az görülen alt tipi oluşturuyor. Periferik T hücre NOS grubu %30'unu oluşturuyor dedik. Erkek oranı daha ön planda ve posterlerde de daha çok periferik T-sel anjiyomiloblastik NK hücreliler, nadir görülenlerde zor durumda kalınan hastalarla ilgili verileri sunacağım. Nodal veya ekstranodal deri ve gastrointestinal tutulumları olduğunu, akciğer, tükürük ve santral sinir sistemi tutulumları nadir de olsa olabilmekte. %20 gibi kemik iliği tutulumları var ve tanı anında ileri evreler. Burada anaplastik large cell'de ALK pozitif olanların CD30 tedavilerinden brentuximab'dan yarar görmeleri ve 5 yıllık sağ kalımlarının da genel popülasyon olarak baktığımızda %32'lerde olduğunu biliyoruz. Tedavide ilk sıra tedaviler, NÜKS dirençli hastalıktaki tedaviler ve otolog ve allojenik naklin yeri olarak posterlerde de sırasıyla bu son 2 ay içerisinde 3 toplantıda konuşulmuş olan posterlerden kendi seçtiklerimi sunmaya çalışacağım. Faz 2 Japon çalışmasında yaşlı anaplastik T-sel lenfoma için yine anti-CCR4 kemokin reseptör antikoru mogamulizumab CHOP ile kombine edilen yine 66 yaş daha önce tedavi almamış ya da nakil adayı olmayan 56 yaş üstü hastalar 6 siklus moga çap kombinasyonunu 14 günlük aralıklarla 2 siklus daha sonra tekli mogalizumab'la devam etmişler. Bu grupta 1 yıllık PFS %16, beklenen yaşam süreleri %31 iken Ekim 2015 Eylül 2020 arası 50 hastada ortanca yaşı 74 olan 1,6 yıl median takip süresiyle toplam cevabın %91'lerde, tam cevabının da %64'lerde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmayla MOGA ÇAP 14 tercih edilen ilk basamak tedavi olarak düşünülmelidir deniliyor. Relaps refraktör ekstranodal NK hücrelilerde yine 24 Fransız merkezinden 37 hastanın 2017-2022 yılları arasında PD-1 blokeri ile kurtarma tedavisi olarak en az bir siklus aldıkları hastalar değerlendirilmiş. Yine 52 yaş ortanca erkek ağırlıklı 2'ye 1 gibi toplam yanıt olanları %40'larda 2 yıllık PFS %22. Sonuç olarak yüksek riskli hastalardaki bu sonuçlar kemoterapi ajanları ile kombinasyon halinde birinci basamak tedavilerinde de yine PD-1 blokerlerinin kullanımının önemli katkı sağladığı ileriye dönük değerlendirmelere sevk edebileceği vurgulanmış. Yine faz 2 başka bir çalışmada ileri evre NKT hücreli nazal tip yeni tanı almış hastalarda tek kollu açık uçlu çalışmada burada da asparaginaz bazlı rejimlerin ön plana geçtiğini görmekteyiz. Yine birinci gün ve immünoglobulin G4 moleküler antikorunun sintilimab 200 miligram ikinci gün 6 siklus uygulandığı idamede de sintilimab monoterapisinin verildiği 22 olgu var. Ortanca 51 yaş, yine erkek oranı fazla. Toplam yanıt %68, tam yanıt %59'larda 10 hasta idame alıp 2 hasta da otoloğa ilerlemiş. Nötropeni ve hipofibrinojenemi görülen yan etkiler arasında kemoterapisiz bir rejim olarak yine önemli görülebilir. Kanda EBV DNA düzeyleri, periferik immün hücre profilleri de potansiyel prognostik marker olarak ileride yönetilebilir yan etkiyle bu kemoterapisiz rejimlerde önemli görülüyor. Bir başka ALK pozitif anaplastik large cell hastalarında brentuximab başarısız olgularda ALK inhibitörü birigatinib ile yapılmış. 8 tane ALK inhibitörü olduğu isimleri krizotinib,
seritinib gibi daha çalışmalarda fazla duyduğumuz. Bu çalışmada veligatinib'i seçme sebepleri de akciğer seyahatinden olan deneyimleri olarak vurgulamışlar. Ocak 2020 ile Ekim 2022 arasında yine 15 hastada oral bir tedavi, 7 gün 90 miligram sonrası 180 miligram gün oralle, ortanca 35 yaşta, yine toplam yanıt %93, tam yanıt %73, 1,3 yıl takip edilmiş. Kalıcı bir yan etki gözlenmemiş. Dispne ve kramp gibi vakalarda yine oldukça etkili oldu. Bunların içerisinde krizotinib, yani bir başka ALK inhibitörüne dirençli olguların da olduğunu ve bunlarda da cevap alınabildiğini, iyi tolere edildiğini, fakat prospektif çalışmalarla doğrulanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulamışlar. Başka relaps refrakter periferik T-cell'de oral JAK1 inhibitörleri yine gündemde. Pivotal bir çalışma, 104 hastanın girdiği, golidostinibin irdelendiği vakalarda 104 hastanın yine ortanca 58 yaş, %64'ü erkek, kemik iliği tutulumlu olanlar var. Periferik T-cell NOS grubunda %46, %15'i anjiyoimmünoblastik T-cell, %10'u da anaplastik large cell. %48'inin histon deasetilaz inhibitörü alan olduğu, yarıya yakını. Yine 150 miligram 1 çarpı 1 dozla progresyona kadar uygulanmış. Toplam cevap %43'lerde. 5,5 aylık izlemler, iyi tolere edildiği, doza ara verilmesi %37, doz azaltması %5 olgu da, kesmeyi gerektiren de %7 olgu olmuş. Yan etki daha çok hematolojik yan etkiler ve yönetilebilir olduğu vurgulanmış. Yine dirençli relaps refraktör grupta da golidostitinib, yani bu oral JAK1 inhibitörlerinin potansiyel yeni hedef olarak gösterildiğini görüyoruz. Yine Mayo Klinik verilerinde relaps refraktör T hücreli olgularda onkolitik viroterapi yeni bir immünomodülatör tedavi yaklaşımı olarak faz 1 klinik çalışmada konak antitümör immünitesini arttırmak amacıyla 43 hastaya uygulanmış. Mukoz fungoides, ALK pozitif negatif olgular ve NOS grubundaki olgular var. 33-79 yaş arası. Doz sınırlayıcı bir toksite gözlemediklerini yine vurgulamışlar. SIRS %81, grade 1-2 olarak daha az olguda tüm yan etkiler kısa süreli olmuş. Yine 9 hastanın 5'inde tam yanıt izlemişler. Emniyetli, güçlü etkinlik sinyali olan ve kalıcı cevap elde edilebilecek yaklaşım olarak görülmüş. Periferik T hücrelerde MRD değerlendirimi, otolog nakilin etkisi açısından çok merkezli prospektif bir çalışmada T hücre klonalitesine NGS ile bakarak OKİT öncesi ve sonrası 43 hastayı değerlendirmişler. 10'u konsolidatif otolog alan, 19'u konsolidatif otolog, 10'u da MRD test örneği olan nakil öncesi ve sonrası. Grafik üzerinden gösterecek olursak, otolog nakil öncesi MRD değerlendirimleri 3 hastada negatif, 7'sinde pozitif ve bunlar PET-CT ile bakıldığında bir tanesi hariç hepsi tam yanıtlı olgular. MRD pozitif olanların da tam yanıtlı olduğu PET-CT'lerde görülüyor. Nakil sonrası negatif, öncesinde negatif olanlar MRD, nakil sonrası da negatif olmaya devam etmiş. Pozitif olan grupta 4 nolu olgu da negatifleşmiş ve bunların nakil sonrası takip süreleri de yine 52 ay, 34 ay. Negatif T hücre klonalitesi negatif girenler, yine negatif devam edenlerin yaşam sürelerinin de daha uzun olduğunu görüyoruz. Başka bir Japon çalışmasında 31 merkezden 2014-2021 yılları arası lokalize, yine ekstranodal NK hücre grubunda en yaygın ilk basamak tedavi olarak radyoterapi ve döv 2 rejimi %66'sında deksametazon, etoposit, ifosfamit, karboplatinden oluşan, ki NCCN rehberinde de kombine modalite olarak önerilen bir rejim. 2 yıllık toplam yaşam %78, PFS %68. Bu 2014-21 yılları arası 351 hastanın 235'i lokalize hastalık olarak, yani %67'si lokalize hastalık grubunda. Bu hastalar için de bu rejimin gelecekte ilk basamak tedavi olarak kullanılabileceğini öngörü olarak söylemişler.
Başka bir İngiltere'den bir çalışmada Eylül 2022'de pirimidin sentezinde hız kısıtlayıcı adım olarak yine CTP sentaz 1 gibi preklinik çalışmalarda hematolojik manitelerde tümör büyümesini inhibe eden molekül olarak iki enziminin bulunduğu ve CTPase 1'in lenfosit proliferasyonu için gerekli olan bu inhibitörün 2'ye göre 1,3 kat daha selektif olduğu, ilk 3 hasta kohortunda da doz kısıtlayıcı bir toksite gözlenmediğini ve buna faz 2 olarak yine Fransa'dan ilave merkezlerle devam edileceği, periferal ve kutanöz T lenfomalarında katılacağı vurgulanmış. Yine Mayo Clinic'in ulusal kanser verisinde 2004-2019 en geniş serilerden biri ekstranodal NK hücrelilerde 2306 hasta var. %68'i erkek, ortanca 54 yaş. Vakaları incelediklerinde tek başına kemoterapi %29, tek başına radyoterapi %10, kombine %42 oranında. Yine toplam yaşam süresi 27 ay. %78'inin Kafkas ırkından olduğu, erken evre olgular %64'ü, ileri evre %36'sı. Erken evrede önce kombine kemoterapi alanların radyoterapi alanlara göre daha başarılı sonuçlarla devam ettiği görülmüş. Yine EBMT Lenfoma Çalışma Grubu'nun nodal T hücreli lenfomalarda asparaginaz bazlı rejimleri alanların Allokit'e gidebilenler için de retrospektif analizleri yapılmış. Burada da 135 hasta 2010-2020 arasında, ortanca 43 yaş, %68'i erkek, %71'i Avrupa'dan, %28'i Asya orijinli. En az bir sıra tedavi alanlar %76, öncesinde nakil olanlar %21'i. Allo öncesi %74'ünün asparaginaz bazlı rejimler aldığı. Yine PD-1 blokeri %9,6'sında. Değer 4,8 yıllık takipleri var. Bunların içerisinde unrelated %48, match-related %36, haplo %20 gibi oranı oluşturuyor. 3 yıllık sağ kalımlarında toplam sağ kalım %55'ler. Yine non-relapse mortaliteleri %14, 1 yıllık NUCS insidansları %29. Bütün coğrafik bölge itibarıyla hazırlık rejimi, donör tipi, daha öncesinde PD-1 blokeri almaları, pink skorları arasında da anlamlı bir fark olmadığı, 12 aydan önce Allo'ya gidenlerde ve tam remisyon olmayanlarda PFS'in düşük olduğunu, PD-1 blokerlerinde akut ya da kronik GVHD'yi arttırmadığını, yaşam süresinde bir etkisinin olmadığını tespit etmişler. Yine konsolidatif otoloğun meta analizlerle irdelendiği T hücrelilerde prospektif 6, retrospektif 11 çalışma var. Yine median takip 22 ila 94 ay. 10 çalışmada konsolidatif otolog alan ve almayanlar da karşılaştırılmış. Burada sadece anjiyoimmünoblastik T sel alt tipinde yaşam sürelerinde hem progresyonsuz hem toplam yaşamda fark otolog lehine bulunmuş. Hani bu alt tipte kuvvetle konsolidatif otoloğun önerildiğini görüyoruz. Yine kemokin reseptör monoklonal antikoru mogalizumabın kombine ya da tekli olarak kutanöz T sel lenfomalarda uygulandığı, kombine kullanımda da sonuçların başarılı olduğu gösterilmiş. İleri evre relaps refraktör prospektif faz 2 çalışmada DAPT rejimi diye adlandırılan deksametazon azasidin var burada. Yine asparaginaz bazlı. Tislelizumab PD-1 blokörü böyle dörtlü kombinasyonla 21 günde bir 29 hasta, 18'i yeni tanı, 11'i relaps refraktör. Toplam yanıt %76'larda. Tam cevap %33 düzeyinde. Yeni tanılarda bu başarı daha iyi. Relaps refraktörlerde biraz daha düşüyor. DAPT rejiminin de ileri evre relaps refraktör NK hücreli olgularda etkili ve tolere edilebilir bir tedavi olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine T sel lenfomada allojenik nakilin Norbert Schimmels'in Blood 2021'deki çalışmasından alınan dersler diye özetlenen veri de allojenik naklin konsolidatif amaçlı birinci basamakta
bir fark oluşturmadığı ve önerilmediği, ancak konsolidatif otologdan sonra nüksetmiş hastalarda, genç hastalarda uzun süreli yaşam için etkin bir yaklaşım olabileceği, uygun donör varlığında da en kısa sürede alloya gidilmesi gerektiğini çıkarımını yapıyorlar. Relaps refraktör periferik T sellerde yeni ajanların 98'den 2021'e kadar yine 348 periferik T hücreli lenfomanın incelendiği çalışmada relaps refraktör velisine ulaşılan 156 olgunun 45 ay takip edildiği, bunlar da anjiyoimmünoblastik T sel grubunun çoğunlukta olduğu %27, periferik T sel nosların %21, yine anjiyoimmünoblastik T sellerinde %33, anaplastik large sel grubunun %12'de olduğunu, 21 olgunun otoloğa %11 ilerlediğini, %22'sinin alloya ikinci, üçüncü basamaklarda uygulandığını görüyoruz. Yeni ajan içeren rejimler aldıklarında sadece kemoterapi ile karşılaştırıldığında yeni ajanların daha üstün olduğunu, 13 aya 4,9 ay toplam yaşama katkı sağladığını görüyoruz. Yine anaplastik large selde brentuximab başarısız olgularda ya da kemoterapiye dirençlilerde imatinib ile ilgili uzun cevaplar alınan 6 vaka var burada relaps refraktör. 40 ay izlenmiş, egzom sekansları ve immünolojik profillerine bakılmış. Yine PDGFR'yi NPM ALK pozitif lenfomalarda eksprese edildiği için PDGFR'nin yine imatinib inhibe edilişinin imatinib tedavileriyle mümkün olabileceği ve cevap 6 olgunun 4'ünün 3,3 ila 8,9 yıl izlenip %67'sinin de 5 yıllık progresyonsuz sağ kalımda olduğunu görüyoruz. Cevap vermeyen 2 olgunun PDGFR ekspresyonu olmayan hastalardan oluştuğu belirtilmiş ve tümör hücrelerindeki bu ekspresyonu farklı alt tiplerde tedaviyi direnci gösterebilir denilmiş. Yine 10 yıllık prospektif T cell network'ünün İtalya'dan 2006 ile 2018 yıllarında 1553 hastanın incelendiği çalışmada 56 ortanca yaş, periferik T cell noslar %36'sını oluşturuyor. Daha azalarak diğer lenfoma alt tipleri de var. %56'sının ekstranodal tutulumu var. Tek başına kemoterapi %58'inde, sadece radyoterapi %3, kemoterapi artı radyoterapi %18'ine uygulanmış. 5 yıllık toplam sağ kalımları %44, 10 yıllık %31. Eğer ilk 5 yılda ölüm riski daha yüksek, %55'lerde, sonraki 5 yıla geçildiğinde bu ölüm riski %25'lere azalmış. Yani ilk 5 yıl daha belirleyici gözükmüş. Son bir iki çalışmadan daha bahsedip bitireceğim. Faz 2 Primo çalışmasında duvelizip relaps refraktör olgularda oral dual bir inhibitör olarak fosfatidil inositol 3 kinaz inhibitörü antitümör aktivitesi tüm alt gruplarda aynı olmayabilir sonucuna varılmış. Yine burada da 101 hasta var. 8,7 ay izlem süresi. NOS'larda toplam cevap %48. Anjiyoimmünoblastik T sellerde %67. Anaplastik large selde daha düştüğünü %13 ALK negatiflerde. Farklı alt tiplerde farklı cevaplar olabileceğini bu ajan içinde vurgulamışlar. Agresif T hücrelerde otolog kitte yeni hazırlık rejimi ne var diye bakıldığında sidamit, kladribin, gemcitabin ve busulfandan oluşan olgularda PET-CT ile cevap değerlendirilmiş. Nötrofil ve trombosit engrafmanlarının 10. ve 13. günlerde olduğunu, enfeksiyonların en yaygın toksite olduğunu, etkili ve iyi tolere edilir bir rejim olarak karşımıza çıktığını, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu da yine vurgulamamız gerekiyor. CD30 pozitif anaplastik large selde brentuximab'ın etkinliğini biliyoruz. Diğer periferik T sellerde ilk basamakta brentuximab vedotin kemoterapi kombinasyonu, CHP bu daha çok. Gerçek yaşam verisinde neler var diye baktığımızda Ağustos 2020, Ekim 2022 arasında yine 63 hasta, %49'u anaplastik large cell, %51'i de non anaplastik large cell diye iki gruba ayrıldığında en yaygın toksitenin nötropeni, yani hematolojik toksite, nöropatinin %33'lerde, grade 3 düşük, %5 kadar
görülmüş. Grade 5 yan etki %3 izlenmiş. 2 vakada sepsisten kaybedilmiş. Toplam yanıt anaplastik large cell'de %89, diğer grupta %73 olarak ortaya konmuş. Gerçek yaşamda da eşelon 2'ye benzer veriler izlendiği vurgulanmış. Pembrolizumab'la ilgili çok merkezli çalışmada Güney Kore'den 10 akademik merkezden 100 mg IV 3 haftada bir verilmiş. 24 hasta var. Ortancı 67 yaş. Median 3 siklus almışlar. Genelde 2. ve 4. basamaklar gibi. Tam remisyon %25. Yorgunluk nötropeni gibi yönetilebilir toksiteler ve relaps refraktör ekstranodal lenfomalarda da yine önerilebilir bir tedavi yaklaşımı olmakta. Kırılgan yeni tanı olgularda da modifiye SMILE rejimi, dexametazon, metotreksat, ifosfamid ve elasparaginazdan 10 hastanın incelendiği yine hematolojik yan etkiler izleniyor. Etkili ve tolere edilebilir bir rejim olarak. Son olarak da subküten panikülit benzeri T hücrelerde daha çok genç kadın hastalarda ortaya çıkıyor. Kemoterapiye göre siklosporin bazlı rejimlerle daha iyi sonuçlar alınmış. 35 ay izlenen olgularda cilt ve subküten tutulumlar ön planda. Yanıt oranları kemoterapiyle %64 iken siklosporinli rejimlerle %76 toplam yanıtlar görülüp hem lokalize hem ileri evrelerde subküten panikülit benzeri T-sellerde de siklosporin bazlı tedavilere iyi cevap verebileceğini söyleyebiliriz. Son olarak yine orada educational section'larda yer alan yeni tanı periferik T hücrelerde ALK pozitif olgularda brentuximab CHP'li rejimin tam remisyon olduğunda otoloğa gitmeden izlenebiliyor. Eğer yanıt ipi skoru daha yüksek riskli olanlar ve tam remisyon olmadığında yine otolog nakille geçilebilir. ALK negatiflerde brentuximab CHP ve arkadan otolog konsolidasyonu. Anjiyominoblastik T-sellerde azasidin, ÇAP, etopositli COEP rejimleri. Cevaba göre yine gözlem koluna ya da otolog planı. Fakat periferik T-cell NOS, hepatosiplenik grup, daha agresif seyreden grupta COEP sonrası yine otologla konsolidasyon, hatta hepatosiplenik olanlarda otolog ardından alloya tandem planının önceden yapılması gerektiğini, intestinal T-cell lenfomalarda cerrahi yaklaşımın ardından etopositli COEP rejimi ve arkadan yine otolog ve allo tandem planı ve meme implantı ile ilişkili lenfomalarda da önce cerrahinin daha sonra sistemik tedavi gerekiyorsa söyleyebiliriz. Oldukça kötü prognoza sahip bu alt grupta immünolojik ve moleküler anomalilikler anlaşıldıkça hedefe yönelik yeni ilaçlarla çalışma kombinasyonları ortaya konuyor. İmmün kontrol nokta inhibitörleri, histondiasetilazlar, JAK1 inhibitörleri gibi tek veya kombine kullanımları ümit vaat ediyor. Yakın gelecekte BiTE ve CAR-T sonuçlarını da beklemekteyiz. Sabrınız için teşekkür ederim.